uzmanlar bayram öncesi sahte çikolata uyarısı yaptı. Gerçeğinin nasıl anlaşılacağını anlattı. O kadar güzel taklit çikolatalar yapıyorlar ki gerçekten anlaşılması çok zor. Uzmanlar uyardı. Bayram için alacağınız çikolatalara dikkat. Ağzımız tatlansın derken ağzınızın tadı kaçmasın şekerle de imal edilebiliyor. Bu şekilde üretilmiş çikolataları piyasada çikolata adıyla satışa sunabiliyoruz. Çikolatacılar bayram öncesi yoğun mesaide ama üretilen her şey gerçek çikolata değil. Tüketici de çoğunlukla ne yediğini bilmiyor. Çikolatayla ilgisi olmayan ürünler diyebiliriz. Gerçek çikolata Kakao çekirdeği ve kakao yağından yapılıyor. Bitkisel yağ, özellikle palm yağ oranı ise yüzde beşte sınırlı. Ancak bu sınır aşılırsa ortaya çikolata değil kokolin çıkıyor. Kakao'nun aslında çekirdeklerini içeren meyve, kakao meyvesi. Bakın çekirdeklerini de bu şekilde göstermek istiyorum. Çikolata yediğini düşünerek yüksek oranda palm yağı ve yüksek oranda şeker içeren ve bir takım katkı maddeleri içeren ürünler tüketiyor olabilir. İyi ve gerçek çikolatayı anlamak için öncelikle bir fiyatına bakmak lazım. Eğer 30 liranın altındaysa o aldığınız çikolata olmayabilir. Ucuz olan ürünlerin çikolata olmadığını daha fiyatından anlayabilirsiniz. Merdiven altı sağlıksız çikolatalarla gerçek çikolatayı ayırmak için eğer ki ambalajlı ürün alıyorsanız üzerinde yazan içindekiler bölümünü okumadan kesinlikle almayın. Çünkü etikette e, kokolin olduğu bazen çok küçük e, ifadelerle yazılıp yani çikolataymış gibi tüketiciye sunulabiliyor. Ne? Kakao kaplıdır deniyor. Kokolin olarak satılanlarda çikolata ifadesi kullanımı yasak. Sahte çikolatayı yani kokolini tadına bakarak da anlayabilirsiniz. Tatmanız şart. Çikolata yerine satılan kokolin sağlık için de zararlı. Çikolata zannederek kokolin tüketiyorsak muhtemelen aşırı Palm yağı gibi vücudumuzun tanımlayamadığı işlenmiş yağları tüketiyoruz uzun vadede çeşitli sağlık sorunlarına yol açacaktır